Benim senin binası, benim senin binası, kara toprak, kara toprak. Adem babanın mayası, kara toprak, kara toprak. Adem babanın mayası, kara toprak, kara toprak. Pervan-ı Hak nazar olur, türlü hikmet sezar olur. Pervan-ı Hak nazar olur, türlü hikmet sezar olur. Cümlemize mezar olur, kara toprak, kara toprak. Cümlemize mezar olur, kara toprak, kara toprak. Efendim, Aşık Pervani'nin geçmişini anlatıyorum. Artvin vilayetinin Yusufeli gazasının Havuzlu köyünde 18. asırda yaşamış meşhur aşıklardan İkrari Baba'nın torunuyum. 1931 yılında dünyaya geldim Havuzlu köyünde. Babamın adı Ali, annemin adı Ayşe. Rahmetlik dedem demiş ki bu aşıklık sülalede mutlaka eksik olmaz, zuhur eder. Babam kendi olamamış, ağabeyimi de beklemiş, o da olmayınca ben zaten babamdan 13 yaşında yetim kaldım. 1945'te babam vefat etti. Babam öldükten sonra bir iki sene zurna tulum çaldım. ...1949'un Nisan ayında bir yaylada tarla sürüyordum kara sabanla. Bize aşk badesi denir aşıklar şeyinde. 3 tane üzüm tanesi ikram etti. Rüyamda bana bir kız gösterdiler. Mısır'ın Kenan şehri diye. Orada bazı merhaleler gezdikten sonra bir değirmenin başına götürüyor. Kara değirmen olur bizim oralarda, bilmiyorum. Öyle dönüyor ki valla, kanatlanıyor. Dedim ne güzel dönüyor dedim, pervane gibi deyince. Yani o ihtiyar dedi ki, oğlum dedi, senin mahlesin pervanedir. Orada 7-8 saat uyumuşum. Kalktım ki hay öküzleri buldum. Köye gittik. Ama vücutumda bir aynı sitma tutar gibi böyle gerneşme bir hal değişikliği var. Köyümüzde bir Ahmet Usta vardı, marangoz. Ona dedim ki Ahmet Usta, bana bir saz yapar mısın? Ama zurna tulumu sattım birisine de zurna duruyor. O rahmetlik dedi ki, İsmail dedi, sen şiiri, sazı ne yapacaksın, nereden okudun dedi ki sana saz yapayım falan deyince, aşık demek kendiliğinden bir şeyler, şiir söyler, türkü söyler deyince dedi ki, bana bir şiir okursan sana bir saz yaparım dedi falan. Devamlı saz yapmaz da marangoz yani. İlk şiirimi, 31 yılında geldim dünyaya, 49 yılında düştük sevdaya, 4 kapıdan daldık muhit deryaya, erenlerin mektebinden okudum.
Mahlesim pervane, ismim İsmail, dost ile dost olduk bu ilma nail. Aşkı icazeti eyledik tahsil, bu ebcedin hesabından okudum. Deyince dedi ki, ya İsmail sen bu şiiri nereden icat ettin deyince, rahmetli kendi de okumuş bir adamdı yani. Dini bir bilgisi vardı. Onun üzerine bana bir saz yaptı, dut ağacından. Yaptı, Yusuf elinde doğru dürüst telde bulamadık da kablo çektik yani saza. O da işte, fevkalade sazla çalamıyorum da. Köylüler artık diyorlar ki, ya İsmail aşık olmuş. Nasıl aşık olmuş? Aşıklık geleneğinde bir usta aşık çağırırlar. Bizim köyün yanı başında Zor Köyü var dedi ki, çok meşhur bir aşık var orada, Huzuri Baba. Huzuri hakikaten alimdi kendisi. Hem de aşıktı, saç çalardı. Gitti onu getirdiler, bir hafta beni denediler. O bir ayak açar, ona tekellüm denir. Tekellüm açar, derin şiir açar. Onu harfiyen nazire yapabilirsen o zaman aşıksın. Mesela parzimal, kemlik ile kırsan kalp şişesini, sonra dönük derman olsan faydana. Ben de diyorum ki, babi tarikat da görmesen tahsil, okumadan irfan olsan faydana. De diyor ki, çekersin elimden derdi zahmeti, hala bilir misin sırrı hikmeti, koparırım sana başta mihneti diyor, sonra dönüp pişman olsam faydana. Ben de diyorum ki, bir aşık Mevla'ya çevirse rahi, hazan olur hep dökülür günahı. Yardımcı bulursa yüce Allah'ı, sana kula düşman olsam faydana. İşte nazire budur. Mesela onun dediğini demeyeceksin. Sen ayrı buna icat edeceksin. Bu aşıklık böyle aynı huzuri devamlı başka ayaklar açıyor. Ben nazire yapıyorum. Varız deryasına dalma ey kardeş. Dalma ey kardeş. Kardeşlikte birlik, dirlik isterler, dirlik isterler. Toplanacak yer bulunmuyor, almıyor kahveler. Çok meraklı o zaman bizim, hala daha gene var orada. O zaman rahmetlik bir hafta bunu misafir ettiler. O söyledi, ben nazire yaptım. Ahire soruyorlar ki, Huzuri Baba'ya Allah rahmet eyle, 52 yılında vefat etti o. Diyor ki, öyle güçlü bir aşıktı ki, Kars'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan onun yanına karşılaşmaya gelemezdiler. Çok güçlü bir aşıktı rahmetli. Demiş, benim istediğim şekilde aşık artık. Köylüler onun üzerine kanaat getirirler ki, bak, mafak olmuş falan, doğru aşık olduğunu gösterir gibilerden tabii. O denerse anlaşılır yani. Herkes yapamaz bunu, kesinlikle yapamaz. Aşıklarda atışma denir buna ki, atışmayı herkes beceremez. Mesela onu harfiyen kafiyasına uyacaksın, uymadın mı aşık kabul etmezler yani. Gülerler üstüne, alay ederler. Gitti biz oradan bir miktar sonra, yanıma bir arkadaş alarak seyahate çıktık sazıyla. Olti, Narman, Summani'nin mezarını ziyaret ettik.
giderek köylerden hangi köye uğrarsın orada kalırsın. Köylü toplanır aşık gelmiş diye. Bırakmazlar zaten. Yürüyerek birkaç köye uğrayarak Oltu'ya varıyorsun dediğim gibi. Yürüyerek gidiyorsun. Şimdi gibi vesait dolmuş. Şimdi oralarda her köyün vesaiti var yani. Şimdi biz yürüyerek gidiyoruz zaten. Saç çalarken dedi ki bana, aşık Zülali Baba'yı görmek ister misin bana dedi. O evde saç çalarken dedim, Zülali sağ mıydı ki? Dedi ki çiftalarda dedi falan. Zafer Ahmet köyünde imamlık yapıyordu. Oradan şimdiye gibi taksi çok değil galiba, yaylı araba tuttular, onlar ikisi gittiler. Köyden getirdiler, izin aldılar. Onun evinde bir hafta kadar kaldık. O söyledi, aynı Huzuri Baba gibi. O söyledi, ben nazire yaptım. O söyledi, ben nazire yaptım. Şimdi onun şeyleri hepsi ezberimde yok. Diyor, dolandı yaşımız 80'i buldu. Gayet bu dünyada efkarımız var. Bezmide güllerim sarardı soldu, kibrim yoktur ama az ve karım var diyor Zülali. Ben de ona nazire yapıyorum, Şimali Afrika çarköşesini açar bir hazine hünkârımız var. İlm ile doldurdu kalp şişesini, her nereden sorsan haberimiz var. Ondan dediğin gibi uzun boylu bir muhabbetimiz oldu, Allah rahmet eyliye. Fakat devamlı o söyledi, ben nazire yaptım. Fakat oranın halkı, yerlileri de bizi fevkalade dinlediler. Adam burada nedir? Köyün birinde imam, aşık mıymış, ismini bile bilmiyorlar. De rahmetli o torunuyla görüştük sonradan. Dedi ki, İsmail amca, dedem adam akıllı ağladı dedi, bu aşık geldi de benim değerimi tanıttı dedi, Allah rahmet eylesin. Alayıp da kalman açar, alayıp da kalman açar. Kara günler gelir geçer, bahar olur güller açar. Ağlama gönül ağlama, bahar olur güller açar. Ağlama gönül ağlama, ağlama gönül ağlama. Yanarsın aşkı sevdadan, gönül vazgeçmez Leyla'dan. Umudun kesme Mevla'dan, ağlama gönül ağlamayı. Ahri İzmir'e gittim, hastalandım, bir hastanede tedavi oldum. Basmahanede bir otelde kalıyorum artık, acaba memlekete gideyim mi, gitmeyeyim mi falan. Bir rüya görüyorum. Aynı işte o ilk gördüğüm ihtiyarlardan bir at arabasına bindirdi. Öyle gidiyor ki yani bizim orada arabanın gitmesi mümkün değil zaten. Düz bizim hanımın babasının evinin kapısına gittik. Ama nasıl gidiyor? Atlar, çift at, valla uçuyor. İhtiyar dedi ki, oğlum işte aradığın burada, bu kapıda bulacaksın dedi. Uyandım ki rüya. Trena bindik Erzurum.
Erzurum'a gittik tabii. Onlar da aşık sazı gördüler mi etrafını çevirirler. Galiba Erzurum'da birkaç gün kaldım. Oradan Yusufeli Erzurum yolu hala yeni yapılıyor. Şimdiki gibi otobüs yok da bir kamyonun üzerinden bindik gittik. Aradan birkaç gün gitti. Erkiniz nahiyesine ilk arabanın çıkışının anma töreni yapıyorlar. Beni de sazıyla davet ettiler, gittik. Kimseye de bir şey söylemedim yani. Oradan sazmaz çaldık, bütün Yusufeli halkı köprüde merasim yapıyorlar ya. Yeni araba çıkmış diye. Oradan rahmetli kayınpeder başka bir köyde kalıyor. Beni oradan sazıyla aldı, davet etti, o köye götürdü. Onun da işte o zaman bizim hanım da 15-16 yaşında. Bizim köylüler demişler ki, Ali Paşa'ydı kayınpederin adı. Ali Paşa kızını vermeye götürüyor. Ortaya çıktı artık, ortaya çıktı. Birkaç yerden de isteyenler var tabii. Ben hiç oralı olmuyorum, benim taraftarlarım değiller ki, sen çok yavaş hareket ediyorsun bak. Başkasına verirler de sonradan ah çekersin falan. Dedim ben kadere inanıyorum dedim. Gönderdiğim elçilere dedim ki, sadece de vermiyorum dese gelin dedim. Ona vermem demeyecekler dedim. Rüyam o kadar güvenirdim ki hakikaten. Velhasıl 54 yılının Aralık ayına doğru da nüfusa 55'e geçmiş. 12 ayda da bizim oralarda o zaman rahmetli beraber de gitmedik de o gedi ayrı rapor alıyor, ben gedi ayrı rapor alıyorum kayınpeder. Sonra da aradan bir miktar sonra, bir sene sonra Sarıkamış'ta dedesi bir otel yapmış, altına da bir fırın yapmış. O vesileyle fırıncılığa başladık dediğim gibi. Sazı da fırında, devamlı saz fırında durur. İşte aşık o şekilde başladık. Bir, iki, derten dört kız bir oğlumuz oldu. 8 sene orada kaldık. 63'te geldik Eskişehir'e, fırını yaptık, evi yaptık. Hala yaşıyoruz işte hala. İşte. Hayat bir defterdir, bilmecesidir. Hayat bir defterdir, bilmecesidir. Haram para başım baş belasıdır. Bu dünya ahiretin sermayesidir. Bu manayı çöze çöze yoruldum, yoruldum, yoruldum. Bu dünya ahiretin sermayesidir. Bu manayı çöze çöze yoruldum.